yok. Yürüyebiliriz de işte. Yani şeyine bakmaktan, globüne bakmaktan biraz yüksek mi, biraz yüksek. O zaman ben testler bitene kadar dışarıda bekleyebilirim. Çünkü bu 10 dakika sürüyor neredeyse, değil mi? Ne abi? Büyüme bozukluğu. Büyüme bozukluğu. Aynen. Yani yetersiz beslenmeye bağlı bir tane gibi. Toparlama umudu? Bandajla toparlıyor. Tamam. Yine muayene ettiririz hocalarımıza. Diğer tamam. Yerine çekelim. İnşallah öyle olsun abi. Yani kırık gözükmüyor. Zaten sağ şeyde. İnşallah öyledir. Bunun sol arka patisi gitmiş. Bunun ön pati aksıyor ama burkulma gibi onunki. Ama bu hiçbir şekilde basamıyor. Korkma korkma, hadi yiyemem onu. Burada aslında başka evlatlar da var. Şu an az, onun için biraz sağ zamanı bıraktım. Biz onu yediririz zaten. Ben onu abi. Yani şey, yani küpe var mı bunda? Küpe yok değil mi? Yok yok. Abi siz yağmur... o mamayı verirsiniz. Kendi mi geldi bu ya, buraya? Yağmurda, bir yağmurda geldi. Laktım. Allah Allah. Abi genelde o ilerideki sapığa belediye atıyor da bunu nasıl atar ya? Geçen bak bir ay oldu neredeyse. Bir tane, iki tane araba şurada durdu. Araba durduktan sonra arabadan bir tane Alman kurduna benzer köpek attılar. Bu köpek ondan sonra aşağı doğru gitti. Yok, bu tarafa geldi, ben yakaladım aldım onu. Şu an pansiyonda. Belki onunla birlikte atmış olabilirler. Ha, sen de bir ay oldu neredeyse diyorsun değil mi abi? Yağmurlu bir akşamdı hatta. Aynen aynen, yani yağmur vardı galiba, öyle hatırlıyorum ben. Şimdi o mamayı niye yemiyor biliyor musunuz? Hani burada bir tane kahverengi evlat var. Takipçilerimiz hatırlar. Onun için de şuraya mama döktüm. O evlat gelmeden bunu da yiyeyim derdinde. Sanki yiyebilecek. Serseri ya. Bizim uyuz evlat da geldi. Bir evlat daha koşarak geliyor. Ben diyorum evlat eksik. Gel gel gel. Ne haber uyuz çocuk. Seni tedavi etmemiz lazım. Bizim seni tedavi almamız lazım ama alamıyoruz. Heh, bir tane daha evlat geldi. Evet, benim bir mama açmam lazım şimdi. Geçen sefer burada kötü kavga çıkmıştı. Bu sefer kavga çıkmadan yemeler için mecbur başlarında bekleyeceğim. Gel gel bebeğim, gel. Gel gel bir tane. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel, burada var. Gel gel. Gel. Yok, gelmiyor. Burada var aslında. Heh. Gel 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 gel. Ah. Ah. Aferin. Bak, taciz etme sakın onu. Geldim buraya mı? Hayır. Kendim amana. Arkadaşlar, aldığımız mama borcuna destek olun Allah rızası için. Şu borcu bitirelim. Şimdi ilanlardan bıkıyor olabilirsiniz. Durmadan mama desteği, mama desteği, mama desteği. Bundan bıkmamanız için iki seçeneğiniz var. Ya mama borcuna destek olacaksınız, borcu bitireceğiz. Bir ay boyunca ilan için paylaşım yapmayacağız. Ya da takibi bırakacaksınız. Başka alternatif yok. Yani ya destek olacaksınız ya takibi bırakacaksınız. Her step'se destek olabilirsiniz. İlanı paylaşarak destek olabilirsiniz. 5 lira destek olabilirsiniz. Destek olmanın o kadar çok yöntemi var ki. Yeter ki elinizi vicdanınıza koyun. Birçok insanın vicdanını yitirmiş olduğunu biliyorum. Benim takipçilerim öyle olmasın istiyorum. Bu da yeni geldi. Allah kahretmesin. Tasmalı bir can atılmış olmalı. Şapşal şapşal dolanıyor. Burası dağ başıdır ha. Issız bir yerdir. Buralarda hiçbir şey yok. Tarlalar için. Yukarıda ev var ama
Yazın geliyorlarsa geliyorlar. Vallahi korktuğu için mamaya gelmiyor. Ben yukarıya doğru sürükleyeceğim onu. Ve çok da zayıf. Hadi hadi mamaya. Hadi mamaya. Mama var orada. Aferin. 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 Hadi. Yola çıkma. Sakın ha yola çıkma. Ne olur mamayı bul. Arabalardan da çok korkuyor. Hadi mamayı bul. Mamayı bul. Ne olursun. Tam şu an mamanın önünde galiba. Aferin. Ya bu Danamandıra'daki evlat olabilir mi? Danamandıra'dan buralara mı geldin sen ya? Evet, Danamandıra köyündeki evlat. Bizim bu evlat gene yer değiştirmiş. Yanındaki siyah evlat gene ortada yok. Ama çok üzücü bir görüntü göstereceğim. Bu görüntü için özür diliyorum. Tasmalı. Hiçbir şey kalmamış. Şu anda burada eksik evlatlar var. Evet, deli gibi koşuyor. Bir tanesi. Boldu geçer, vallahi evliliğe geçer diye yani koşuyla. Şaka bir yana, tabii ki normalde de geçer de. Hani ikisi de insan olsaydı anlamında, bir an öyle düşündüm. Ben karşıya mama götüremedim de, çünkü o buraya geldi. Ne yapıyorsun? Niye geçtin karşıya sen? Gelecektim yanına zaten. Gece karanlığında genelde çekiyorum, o karşıya koyuyorum. Burada olsa, burada olsa, hı-hı, yol olacak bırak. Yolu vermek, aynen aynen. Karınca da insanda faydalanır. Eyvallah. Bu böyle. Dört tane inler, üç tane kalmışlar. Ben bir tanesini gelip alacaktım tedaviye. Ama ben gelene kadar maalesef vefat etmişti. Öyle hatırlıyorum ben. Annem. Şişt, annem döktü mü? Gitsene yavrularının yanına. Tabii tırcılar ne kadar kuru ekmek bıraksa da mamanın yerini tutmuyor. Bıraktım hepsini yetecek kadar. Şu siyahı yedirmedi. Bu kafası yara mı, vatikon mu sürülmüş, kan mı, inanın anlayamıyorum. Bu da ormanda ıssızlıkta tek başına yaşayan bir evlat. Yanında hiç kimse yok. Afiyet olsun kuzu, afiyet olsun. Mutluluk buradan anlaşılıyor. Normalde hiç buradakiler birbirlerinin mamalarını taciz etmezlerdi ama demek ki çok açlar ki geliyor taciz ediyor. Şu ön patisi yamuk olan evlat. Ben gidince yiyecek. Çok korkak çünkü. Buradaki canların yükü biraz azalmaya başladı üzerimizden. Şurada rüzgar türbinlerinin var. Deposu diyeyim ben size. Geliyorlar kamyonlar, tırlar buradan yükleyip nerelere yapılıyorsa oraya götürüyorlar parçaları. Bu köşelere genelde park ediyorlar ve işte ek bayat ekmekti, yemek artıydı. Bırakmaya başladılar sağ olsunlar. Bakın hop hop hop, aman aman. Tip tip bakıyor bir de. Deniyor bunlar. Vallahi bile deniyor ya. Yukarıdan gelen var. Bizim Ağır abi geliyor. Hani kul takılan dediğim var ya. Gelir, önce mamayı yemez. Gelen giden arabalara havlar. Ondan sonra mamayı yer.
Abi nasılsın? Çok şükür koşturuyoruz. Siz tabi muhtemelen göremiyorsunuz yukarıdan. Benim arabayı görür görmez ya da sizin duyar duymaz hepsi hareketleniyor. Bakın bacaksız da geldi. Bana doğru nasıl koşuyorlar görüyor musunuz? Kornaya basmadım. Bir şekilde ya lastiğin sesinden ya motorun sesinden anlıyorlar. Şu an arkamdan geliyorlar deli gibi. Açlar çünkü. Ah açlık ah. Allah açlığın ne demek olduğunu bilmeyen herkese açlığı yaşatsın. Anlamalarını nasip eylesin. Ondan sonra açın halini de anlasınlar. Bu çocuğa da verdim de yedirmiyorlar. Yan yana yatıyorlardı üçü. Ama yemek olunca maalesef düşman oluyorlar. Bak ya illa kovalayacak ya. O ileride havlayanlar kimler ya? Bizim panda mı acaba? Yok. Gel. Siz buraya gelin gel. Bu ne biliyor musunuz? Hızlı yedi. Bunun refleksi. Aslında ben bunun için mama, bunu gördüm ilk önce. Bunun için mama döktüm. Çünkü çöp konteynerine tırmanmaya çalışıyordu. Gel. Ama benden o kadar korkuyor ki. Yani genel olarak insanlardan korkuyor. Koyunun mamayı yemedi. Gitti. Bu arada avucumdan çok daha büyük bir tümör var sırtında. Tedavi alınması lazım evladım. Eğer tedavi ettirmek isteyen olursa Avrupa yakasında istediği veterinere de getiririz ya da Hüseyin Bey'e götürürüz. Tedavi masraflarını üstlenen kişi de ödeyebilir. Bu köyde hiçbir zaman bir paket mama yetmez. Hiçbir zaman yetmez. Daha yiyemeyenler de var. Onlar için ayrı açacağım ama bunlar biraz yesinler, doysunlar. Katır kutur sesler. Hey. Allah rızası için arkadaşlar 1050 paket mama borcumuz kaldı. Lütfen elinizi taşın altına koyun. Lütfen. Yine bilen dostlar bilirler. Ben canlı yayında da göstermiştim. Hiç kornaya basmıyorum. Geçerken böyle fark ediyorlar hemen. Ve ben en azından bugün huzurla uyuyacağım arkadaşlar. Bu gece kar yağmış olursa inşallah yağmaz. Evlatlar daha dirençli olacaklar. Yani ben en azından kendim insani olarak görevimi yapmışım diyeceğim kendi adıma. Diğer insanlar da inşallah yapar. Ben şimdi buraya biraz daha mama koydum. Çünkü gelen evlat var. Gerçi durdu orada ama. Bu evladın yanında sarı beyaz bir evlat daha var. Çoban melizi evlat daha var. Onlar nerede şu an bilmiyorum ama gelirler. Bu arada şuraya bile rüzgar türbini yapmışlar. Yoktu orada rüzgar türbini. Ya kesen ağaçların hatta hesabı yok bu rüzgar türbinleri yüzünden. Ucunu bilenler bilir. Normalde ben varken mamayı asla yemez. Ben gittikten sonra mamayı yer. Ben buradayken mamayı yiyorsa emin olun çok açtır. Normalde ben arabayı binerim giderim arkamdan havlar mamayı ondan sonra gider. Oh siyah olan evlat. Of nereden geliyor? Bayağı uzakta. 4-5 günde bir gelirsek böyle deli gibi mamaya saldırırlar ya da birbirlerine hey bak. Gel buraya. Gel kızım. Ya sen niye kocaman çocuğa saldırıyorsun? Bizim bir tanesi nereye gitti? Bir tanesini kovaladılar gitti.
Şurada. Ya hepsini kovalıyorsun. Terbiyesizlik yapıyorsun. Evet, o zayıf bir tane evlat vardı. Burada o yok. Herhalde öldü. Arabayı tanıyıp koşanlar. Az önceki diğer canlardan dayak yiyen evlat ne tarafa kaçtı onu da bilmiyorum. Yani bu sağ tarafa kaçtı da bayağı kötü hırpaladılar ben ayırana kadar. Sürekli böyle araba kovalıyorlar. Araba kovalamasalar ne kadar iyi olacak. Karnı aç olan işi biliyor. Arabanın etrafından ayrılmıyor. Geliyorlar yavaş yavaş. Ne sert seri. Oh, ayırana kadar akla karayı seçtim. Evlat o tarafa karşı orada mama verdiğim evlatlardan. Şu an bir iki evlat yok ortada. Kangal menzi, çoban menzi evlat yok ortada. Bu da şununla anlaşamadığı için mamaya yanaşmıyor. Abi bu böyle de... Allah Allah. Orada bir şey sar, penisi değil abi yani. Balon gibi abi bu bacak. Allah'ım ya. Bunlar sonra yiyecekler mecburen abi, bu yedirmiyor. Bu haliyle kavga ediyor. Buddy de gelemiyor şu ufaklık bundan dolayı. Ya bir de bunların küpesi neresi biliyor musun abi? Kırklar elin küpesi. Ketim salmışsa buraya. Değil mi? Aynen öyle. Bu yeni atılanların hepsi kırklar eli. Yeni çoğaldı. Ha, kırklar eli çünkü sadece numara koyuyor küpelerine. Orada fıtık da var. Tümör mü var? Ne var? Anlamadım ya. Bu evlat doymasına doyuyor ama benim başıma komik bir şey geldi. Komik değil tabii ki de. Komşular getirdi bu evladı. Paylaşacağım zaten sizlerle. Kaka yaptı. Akşama kadar şimdi kokuyu çekeceğiz. Haberin var değil mi? Besleme boyunca. Kerata. Şimdi bunun hareketleri gördüm. Ona mama gelmedi ya. Küstü. Ne oldu? Ne vermeyeceğim. Sana yok mama. Hayır. Sen cezalısın. Vermeyeceğim sana. Gitti ufaklığa. O ufaklık da hepsinden korkuyor zaten. Kıyamam. Tamam sana vereceğim ben. Hayır vereceğim. Vereyim mi sana? Vereyim mi? Tamam. Arkadaşlar mama borcumuz için destek. Allah rızası için destek olun. Yani şu an güneş var. Muhtemelen kar topluyor. Yani zaten haberlerde söylüyor kar geliyor diye. Bu canların tok olması lazım. Hepsinin tok olması lazım. Ufaklığa da vereceğim ama. Ufaklığı taciz etmesinler diye mecbur bekliyorum biraz. Çünkü ben ufaktan mama veriyorum diye hemen bu buraya geldi. Hayır. Kendi mamanı. Kendi mamanı. Hayır. Hayır. Bırak. O kendi mamasını yesin. Hayır. İlla taciz edecek. İlla onun mamasına gidecek ama gidemezsin. Ya hadi kendi mamanı. Hayır. Kalk kalk kalk. Kendi mamanı. Kendi mamanı. Hayır. Ya nasıl bir çakalsın? Yok kızım bir şey yok. Çakal. Bırak yesin, yesin. Kendi mamanı ye. Hayır. Lan aynı mama lan. Farklı bir mama değil ya. Arkadaşlar, aldığımız 1250 1280 paket mamadan 1050 adet borcumuz kaldı. Allah rızası için 5 lira 10 lira küçümsemeden destek olun lütfen. Vallahi biz ne yapacağız bunu bilmiyorum. Şurada bir tane evlat az önce fark ettim yatıyor. Yaşıyor mu ölü mü bilmiyorum. Bakacağım ona.
İlk girerken video çektim buraya ama fark etmedim, şimdi fark ettim. Suyunu içiyorlar çünkü su yok. Bakın bu canları getirenler, bırakanlar yan tarafa mama bırakmışlar. Canlar o mamayı yemiyor, bunu yiyor. Yani biz hani bu mamayı kullanırken, kullanmadan evvel yaklaşık bir hafta denedik, test ettik. Yavrusu da yiyor, yetişkin de yiyor, hepsi yiyor. Bir tane gel, gel, gel. Hachiko'ya benziyor ya. Yani filmdeki, ah kuyruğu kopuk onun. Gel, gel, aferin sana. Gel, gel. Ne oldu? Size atanların Allah, yani Allah nasıl biliyor söyle yazsın. Bela okumayacağım. Allah'a havale ediyorum. Hadi gelin. Şimdi mesele bunların şu an yemek yemesi değil. İçeriden yavru sesi geliyor. Yeni atılmış yavru var. Anladığım kadarıyla evet. Of gel gel gel. Bir sürü yavru. 5. Bunlar annesi mi? Gel gel gel. Gel gel gel. Hayda, bunun memede de tümör var. Şşt 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 şşt. Bunlar yoktu, bunlar yeni. Sonra nasıl mama yetiştiremediğimizi fark edin lütfen. Bunları getiren, getirip bırakan insanlık yapmış kendisi. Bunları koymuş. Güzelsiniz, çok güzelsiniz. Hatta bu mama paketi de yoktu bildiğim kadarıyla. Herhalde dün getirdiler demek ki bunları. Çünkü önceki gün yoktu. Gel, gel, gel. Gel, gel bir tanem, gel. Gel, geleyim mi gelmeyeyim mi kararsızındasın. Hadi yiyin mamamız, hadi geçin. Ben size öbür mamadan da getireyim. Belki onların olması bozulmuştur. Siyah nerede? Ben döndükçe siyah dönüyor. Bunların mamasını bıraktım. Bunları getirmiş, bırakmış ama yapacak bir şey. Ben sana aşık oldum, aşık. Aşık oldum ben sana. Şu siyah bacağına basarken zorlanıyor. Yeni araba çarpmış. Muhtemelen kalça çıkıyor olabilir. Bir bakılması lazım onun klinikte. Bu arada arkadaşlar 1280 tane mama sipariş verdik. Hepsi ya da yarısı şu an bakım evine geldi. 1070 tanesinin borcu için destek gerekiyor.